Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Köyde yaşamanın güzel olduğu kadar zor tarafları da var. Yani zor derken bizim tecrübe etmediğimiz için, bilmediğimiz için bize birazcık zor gelen tarafları. Çevreden gözlemlediğimiz püf noktalarını değerlendiriyoruz. Bugün onlarla alakalı bir video olacak. Kimi zor nokta, kimisi de aslında çok çok daha kolay bir yöntemi olan noktalar. Biz zorlanmadığımızı zannediyorduk ama kolay gelecek şekilde de bazı şeyleri yapabilirmişiz. Mesela çok daha kolay odun kesebilirmişiz. Bizim gibi soba kullananlar için çok daha kolay o sobanın camını temizleyebilirmişiz. Ya da ağacından çok daha kolay meyve toplayabilirmişiz. Bugünkü videolarımızda bu konuları işleyeceğiz. Daha önceki videolarda da paylaşmıştık zaten. Biliyorsunuz ormandan kurumuş dalları getiriyoruz biz yakmak için. Daha önce deniz keserken de bir video paylaşmıştık aslında ama yan komşumuz Haskız teyze bizi gördü keserken ve böyle yapmayın, bu çok yorucu, bunun çok daha kolayı var dedi ve bize çok pratik bir yöntem gösterdi. Hadi o yöntemi izleyelim bakalım. Siz bu yöntemi biliyor muydunuz? Sizin için de gerçekten pratik mi? Benim için çok vakit kazandıran bir yöntem oldu. Ve güç anlamında da, efor anlamında da. Efor anlamında da çok çok daha basit, az yorulduğum bir yöntem oldu. İzleyelim bakalım siz ne diyeceksiniz. Kızarla normalde bir insan nasıl keser? Odunu tutar, ucuna sürterek kesmeye başlar. Ama şöyle bir yöntem öğrendik. Şimdi kızarın altını yere koyuyoruz. Bir tane sopayla da kızarı tutuyoruz. Bacak aramıza kızarı sabitleyerek odunu gördüğünüz gibi diğerinin yarı zamanında ve çok daha az efor harcayarak herhalde. Evet, çok daha az efor harcayarak. Yani insanın sabaha kadar odun kesesi geliyor. Komşular seni çağıracaklar Deniz'cim, madem bu kadar ödesin. Yani benim kızarı bu şekilde tutup kesebileceğim aklıma bile gelmezdi. Yani şundan çok daha basit. Bam bam, kestik mi bu akşamlık odun? Gel. Aslanım, aslanım, aslanım. Evet. Odunlarımızı bu şekilde kestiklerimizi istifliyoruz. Bunlara bir yer bulacağız, daha nereye koyacağımızı düşünemedik. Odun kesme videomuzu izlediniz. Benim için işleri çok kolaylaştırdı açıkçası. Ama giden bir yöntem oldu. İkinci olarak hep bir sirke yapacağız, sirke yapacağız diye konuşuyoruz videolarda. Daha bir türlü başlayamadık ama bugün elmaları toplamaya başladık. Bakalım elma toplarken nasıl bir yol izliyoruz? Komşularımızdan neler gördük, neleri taklit ettik? Şimdi elma topladığımız videoyu paylaşalım. Orada da çok basit bir teknik var aslında. Gördüğünüz zaman hepimizin "Aa, bu gerçekten çok akıllıca yapılabilecek bir şey" diyeceğiniz bir şey. Belki biliyorsunuz. Birçok kişi de biliyordur. Bir de biz İstanbul'da. Biz bilmiyorduk. Evet yani iki şehirli olarak böyle bir elma toplama yöntemi bilmiyorduk. Hadi bakalım. Şimdi onu izleyelim. Önce şuna bir yakınlaş Deniz. Bak, bu pet şişe hayat kurtarıyor. Önce delik tarafını göster. Çünkü evet. Şurası delik. Elma toplamama yardım edecek bu arkadaş. Ve ucunda sopa var. Ağaya çıkmak yerine aşağıdan bunun yardımıyla elmaları toplayacağım mı diyorum, deneyeceğim. Burada komşulardan görmüştüm, ben de yaptım. Bakalım ne olacak. Becerebilecek miyiz? Çok iyi. Bir. Bunlar için bonus. Organik elmalar, sirke olacak bu arkadaşlar. Denizciğim, maydanozlarımı göster oradan. Maydanozlarımı dök. Burada var mı salıcığım?
Bir tane de burada bak, düşmüş. Elmalarımız organik, ilaçsız. O yüzden böyle kötü yerlerini temizleyerek ondan sirke yapacağız. Elimle almaya çalışayım. Bostanımız. Ama ben asıl ekip dikmek istediğimiz yeri göstermek istiyorum. Bak. Biberlerimiz büyüyor. Yeni toplandı daha. O yüzden şu an kalanlar biraz ufak. Ben ekeceğimiz alanı göstermek istiyorum. Ekilecek alan burası. Hurma ağacımız burada. Artık buranın tamamen sökülüp çapalanıp yeni ekilecek şeyler için hazırlanması gerekiyor. Ah deniz ya. Bak hurma dalı kırılmış. Çok fazla meyve var maşallah. Trabzon hurması. Kabağa bak deniz. Bak burada kabak var. Gördün mü? Genelde herkes öyle ağaçlara sarılıyor. Hurmalar Trabzon hurması. Çok lezzetli ve çok faydalı bir şey. Tatmadıysanız mutlaka yemenizi tavsiye ederim. Biliyorsunuz bu köy evine taşındıktan sonra bir soba almıştık. Ve sobanın üç tarafı cam. Aslında, şömine soba dedik. Evet, şömine soba. Yani bu iki yıldır aslında çok trend olan bir İçinde soba. Alevi gördüğünüz ve evet. Çok büyük bir kısmının cam olduğu bir soba. Evet, aynen öyle. Üç tarafı cam. Hatta kuzine kısmında sayarsak dört. Ama alt kısımda, yani ateşin temas ettiği kısımda çok ciddi isten kaynaklanan koyuluk oluyor. Ve bunu temizlemek oldukça zor. Bunun için de bir pratik nokta öğrendik. Onu da paylaşmak istiyoruz sizinle. Dediler ki bize fiber bezle silin. İşte silerseniz geçer. Ama ne yaparsanız yapın o camın siyahlığı geçmiyor. Camı parçalayacaktım bir ara sinirden, bu niye geçmiyor diye. Deterjanla denedim, sabunla denedim, pirille denedim, cifle denedim, yine çıkmıyor. Ama çok pratik bir yol öğrendik ve o şekilde cam ilk günkü haline dönebiliyor. Şimdi de onu izleyelim bakalım. Umarım sizin de işinize yarar. Evet arkadaşlar, sobamızın başına geldik. Ben size kendi kameramdan, burada orada gözükmüyorsa, bu camdaki pisliği göstereceğim. Bu her yandığında ne yazık ki iç camları da, burası da bu şekilde kararıyor. Bu kirliliği ne yaparsanız yapın çıkartamıyorsunuz. Bunu temizlemek için çok pratik bir yöntem öğrendim. Bunun için şurada ben önceden saklamıştım. Nemli bir Scotch Brite, bir tane de fiber havlumuzla camı temizleyeceğiz. Nemlendirdiğimiz bulaşık süngerimizi o gün yaktığımız odunun külüne bandırıyoruz. Ben gene şuradan gösterebilirsem göstereyim. Külüne bandırıyoruz. İyice. Ve bu külle camı siliyoruz. Bu külle sildiğimiz zaman bu cam bu şekilde temizleniyor. Bazı yerler biraz daha tabii yoğun yanmış oluyor. Özellikle ateşin geldiği iç yerleri. Güzelce külle temizledikten sonra her kısmını temizle siliyoruz. Gördüğünüz gibi o siyahlıktan eser bile kalmadı. Derdin derman içindeymiş mi? Komşu komşunun külüne muhtaçtır demek ne demek onu anladık. Kül gerçekten çok önemliymiş. Aslında külle çamaşır da yıkıyorlar. Ben onu da denemek istedim ama yok. Oralı olmadı. Yani tamam dedi, doğal gazlı eve soba koyduk ama deterjanlı çamaşır makinemiz varken de külle bana çamaşır yıkatma dedi. Ve biz eski yöntemle, daha doğrusu yeni yöntemle çamaşır yıkamaya devam edeceğiz. Ama duydum onu. Yani babaannemden falan rahmetliden duymuştum. Külle özellikle beyaz çamaşırla mükemmel beyaz oluyor diye duymuştum yani. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız abone olun lütfen. Aynı zamanda abone olup bildirim zillerini açın. Mutlaka arkadaşlarınıza bizi önerin ki
yavaş yavaş büyüyelim. Evet, yani ilk adımımız 1000 kişiye ulaşmak ve o 1000 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden destekleriniz bizim için çok önemli. Arkadaşlarınızı önerirseniz, videolarımızı beğeniyorsanız eğer önerirseniz çok memnun oluruz. Bu arada videoları beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız dedim butonuna da tıklamayı unutmayın. Evet, yani bu kullandığımız yöntemleri etkili buldunuz mu? Ya da siz ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz? İşte meyve toplarken, odun keserken vesaire. Bize tavsiyeleriniz var mı? Onlar için de yorumlarda buluşalım. Bu arada bazı Trendyol müşterilerimizden çok güzel yorumlar almaya başladık. Bizi çok sevindiriyor. Aldıkları ürünlerin altına bizim YouTube kanalımızı da takip ettiklerini söylüyorlar. Buradan size selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. O arkadaşlar sipariş sorusu olarak bize evet izliyorduk, işte izleyen biziz derse hediye çeki vereceğiz Trendyol üstünden. Evet. Bilginiz olsun. O yüzden bize Trendyol'dan sipariş sorusu olarak ulaşabilirsiniz. Evet, takip ettiğinizi söylerseniz kanalımızı bir indirim kazanacaksınız. Bir indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Umarım bu pratik bilgiler sizin için de keyifli olur. İzlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.